Dişlo Vatan Partisi belediye başkan adayı. 1960 yılında önceden Yeşilova'ya, şimdi Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde doğdum. 1944 Gönen Köy Enstitüsü mezunları Mehmet Ali Kılınç'ın 5 çocuğunun en küçüğü. İlk orta lise öğrenimi Burdur'da tamamladıktan sonra 1980 yılında Ankara Eğitim Enstitüsü'nü bitirerek öğretmenliğe başladım. Gümüşhane, Muğla, Samsun, Isparta, Aydın illerinde görev yaptıktan sonra 2006 yılında emekli oldum. Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde öğretmen sendikaları içerisinde görev aldım. Ve bu sendika görevini orada yürüttüm. Evliyim, iki çocuğum var. Kızım yardımcı doçent olarak çalışmakta. Oğlum mali müşavir olarak kendi özel bürosunda görev yapmaktadır. Belediye bütçesi şeffaf olacak. Halktan gizli hiçbir karar alınmayacak. Belediye ihalelerinin harcanan parayı halkımız bilecek. Belediyenin kendi olanaklarıyla yapabileceği bütün işler belediye kendi kaynaklarıyla yapacak. Belediyede taşeron sistemine son vereceğiz. Taşeron işçi çalıştırmayacağız. Kadroyu geçirip hakları verilmeyen taşeron işçilerinin bütün haklarını onlara iade edeceğiz ve insancı çalışmaları sağlayacağız. Bunları niçin yapacağız? Çünkü belediyenin bütün yükünü çeken belediye işçileridir. Bunları kölelik ücretlerini layık göremeyiz. Onların insanca yaşayabilecekleri ücretleri almalarını sağlayacağız. Muhtarlar, meslek odaları, sendika temsilcileri hepsi kitle örgütümüzün doğal üyeleridir. Ve bunlar halk meclislerimiz içerisinde yerlerini alacaklar ve bütün kararlarda söz sahibi olacaklardır. Yeşilova'da makyaj belediyecileri son vereceğiz. Eski şu şebekesi pik su borularıyla gelmekte ve bunlar da kanserojen etki yaratmaktadır. Bu boruları en kısa zamanda yeni sağlıklı su borularıyla değiştirip yapacağız. Ve bunları yaparken de yer altını defalarca kazmak yerine bir kere kazıp elektrik, kanalizasyon, sinyalizasyon, yer altına inecek ne kadar iş varsa bunları bir seferde yapıp kapattıktan sonra bu işimizi tamamlayacağız. Her defasında yol defalarca kazılıp zarar görmeyecek. Yeter abi. Yeni yapılan pazar yerimizin üzeri güneş panellerle kaplanıp Yeşilova'nın elektrik ihtiyacının belli bir bölümü tamamlanacak. Ve çok yüksek olduğu için yağan yağmurlar bunun içerisine alacağından dolayı yan tarafları da kapatılarak halkımızın ve pazar esnafımızın daha sağlıklı bir şekilde kullanmasına yardımcı olacağız. Şu anda bulunduğumuz mevki Yeşilova'nın Çomardış mevkisi. Burada çok geniş, arkamda gördüğünüz alan, dere tepe, engebeli bir alan ama çok güzel bir manzarası olan yer. Burayı dolgu çalışmalarını tamamladıktan sonra halka açık, piknik yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri çok güzel bir yer haline getirebiliriz. Ve bunun için de çok büyük uğraşlara gerek yok. Birazcık çaba göstermemiz yeterli olacağını düşünüyorum.
Kuşadası her geçen gün turizm alanında gelişmektedir. Arkamda gördüğünüz salı günü Türkiye'nin en derin ve en temiz göllerinden bir tanesidir. Birkaç senedir turizm alanında Türkiye'nin Maldivler olarak tanınıp ve çok sayıda turist çekmekte ve burası da birçok kişinin iştahını kabartmaktadır ve rant elde etmeye çalışmaktadır burada. Ve gölümüz her geçen günde çekilmektedir. Bu gölün çekilme sebeplerinden en önemlileri çevrede yapılan hesapsız kitapsız yapılan göletler ve sontaj sulama amacıyla yapılan sontajlardan kaynaklanmaktadır. Eğer bu sontajlar planlı programlı bir şekilde yapılırsa hem sulama ihtiyacımızı çok rahat karşılayabiliriz hem de gölün çekilmesini engelleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Burdur'a geldiği zaman Salda Gölü'nün millet bahçesi yapılacağı hakkında bir açıklamada bulundu. Millet bahçesinin içeriğini işte halkı bilmemekte ve bir tedirginlik duymaktadır. Eğer Uzun Göl'e benzeyen bir yapılaşma içerisine gidecekse biz buna karşıyız ve Yeşilova bu konuda büyük bir tedirginlik duymakta ve Yeşilova Salda Gölü'nü ranta kurban etmekten dolayı büyük rahatsız olmaktadır ve bunu önleyecektir. Yeşilova'mız yalnızca yaz turizmi değil, aynı zamanda da kış turizmi de hizmet etmektedir. Kayak merkezi, Salda Kayak Merkezi, kışın oldukça yoğun bir şekilde de turist çekmektedir. Yeşilova işte bu konuda hem yaz turizmi hem kış turizmi açısından her geçen gün gelişmekte ve kendisini bütün her tarafa tanıtmaktadır. Ve tekrar söylüyorum, ranta kurban edilmemektedir ve biz buna izin vermeyeceğiz. Yeşilova'mızda eskiyen kaldırımlar ve eksik olan kaldırımlar yenilenecek ve tamamlanacak. Eksik kalan kilitli taş döşenmemiş yollar da yapılarak bunlar da tamamlanacak. Cadde ve sokaklarımız ilkel yollarla temizlenmekte, süpürgeyle tozu yerden havaya kaldırıp tekrar toz yere inmektedir. Bunun yerine süpürme makineleriyle şehir ve caddelerimiz tertemiz olacaktır. Belediyeye ait tuvaletler sağlık açısından hijyen bir şekilde yeniden yapılacak, o pejmurda hallerinden kurtulacaktır. Yeşilova'mızda çok sayıda mekruh binalar bulunmaktadır. Bunlar yıkılmayı yüz tutmuş, ileride tehlike arz edebilecek binalardır ve bunların yıkılarak Yeşilova'nın çirkin görüntüden de kurtulması gerekmektedir. Tarım arazilerinin betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Tarım yapılaşmayı, şehri tarım arazilerinin dışına doğru kaydıracağız. Yeşilova'mız şimdiye kadar hep tarım arazilerine doğru kaymakta ve gelişmektedir. Bunun önüne geçeceğiz. Yeşilova'mızda Yeşilova markalı organik ürünler üretilmesini ve bunun pazarlanmasında öncülük yapacağız. Bunun için Ziraat Odası'yla işbirliği içerisinde olacağız ve onların görüş ve önerilerinden de yararlanacağız. Yeşilova aynı zamanda deprem bölgesi olan bir yer. Deprem konusunda halkımızı bilinçlendirip, deprem hakkında eğitimler verip, yapıları depreme dayanıklı hale getireceğiz. Belediyemizde oy uğruna, eş toz kayırmacılığına, enişte bacanak kayırmacılıklarına bunlara son vereceğiz. Kesinlikle ayrımcılık olmayacak. Herkes liyakatına göre iş yapacak, yeteneğine göre iş yapacak ve çalışacaktır. Sokak hayvanları can dostlarımızdır bizim. Sokak hayvanlarının bakımı, korunması için gerekli çalışmalar yapılacak. İlçe Tarım Müdürlüğü ile ilişki içerisine girip bunların kısırlaştırılması sağlanacak ve üremeleri kontrol altına alınacak.